Evet, cuma akşama sıra bizde de üç kadın oturduk. Evet. Gündemimizde olan, bizim gündemimize almak istediğimiz konuları saat 8'den itibaren hem tartışmaya başladık hem konuklarımızı da ağırladık. Bu konulardan geldik nereye kadar? Anayasaya kadar. Çünkü bütün her şey anayasa meselesi. Evet. Yani bütün konuştuklarımız başından Evet. itibaren yani kadın cinayetleri, kadının erkek eşitliği, eşit haklar meselesi, adalet meselesi, yargı meselesi, bütün konuştuklarımız işte pandemide iktidarın ya da ne bileyim işte ülkeyi yönetenlerin diyeyim nasıl yönetmesi gerektiği, seçmene ya yani vatandaşlara nasıl davranması gerektiği, o kaynakları nereye kullanması gerektiği, bizim kaynaklarımız onlar, bizim vergilerimizle oluşturulan kaynakların yani orada işte yap işlet projelerine mi tahsis etmesi gerektiği yoksa işte işini kaybeden insanları işte tutmak, hayatta tutmak için mi? Neden aşımızın olmadığı? Bütün dünya aşılanıyor işte. Bütün dünya öyle ya da böyle bir aşıya ulaştılar. Biz halen günde 11 bine inmiş galiba aşı. Evet. Bütün bunlar anayasa meselesi. Aslında Çünkü bizdeki anayasa meselesi değil, anayasaya uymama meselesi. hayır Anayasa, bir yandan da evet. anayasasızlaştırma diyeyim bari. Ama bu, Çünkü ama sonuçta anayasa en kötü haline bile birazcık uysanız tabii birçoğunu tabii çözebilirsiniz yani sorunların. tabii Mesele. şimdi bu iktidar bütün bunlar sanki çok olağanmış gibi mevcut anayasaya uyuluyormuş gibi ki mevcut anayasa derken Tabii işte tabii. ne bileyim anayasanın ikinci maddesi çok böyle açık bir maddedir değil mi? Türkiye Cumhuriyeti Tanımı. devleti demokratikle ilk sosyal bir hukuk devletidir. Bu ülke şu anda demokratik mi? Hayır değil. Laik bir devlet mi? Hayır değil. Sosyal bir hukuk devleti mi? Hayır değil. Yani şimdi anayasanın ikinci maddesinde at ki değiştirilemez maddelerden Evet. birisi. Anayasa madde 103 işte Cumhurbaşkanı'nın tarafsızlığına ilişkin ve onun yeminine ilişkin bir madde. Her gün, her saat, her saat başı çiğnenen bir şey. Şimdi sonunda geldik bir yere. Aslında ben şeyi çok merak ediyorum. Belki de Şule Özsoy Boyunsuz'dan Profesör Doktor birazdan Bağlanacak, evet. Tabii biraz bağlanacak. ondan öğreneceğiz, ondan şunu öğreneceğiz. Yani bu ülke anayasa yapabilir, yani bu iktidar anayasa yapabilir mi, yapamaz mı? Şimdi buna şeyin verdiği çok iyi bir Kendisi cevap var. hazır Hazır mı? isterseniz, Ha. evet, Ama ben bağlantımızı şunu söyleyeyim de gerçekleştirelim. hemen. Tabii Yani ki. bu iktidar her şeyi yapar ama sivil anayasa yapamaz. Evet, Evet, bu Galatasaray cümleyi Üniversitesi söyleyeyim. Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Şule Özsoy Boyunsuz. Hoş geldiniz programımıza öncelikle. Hoş bulduk Meltem Hanım. Üç tane harika kadınla anayasa konuşmak ne büyük mutluluk. Hoş geldiniz hocam. İyi Sağ olun. geceler. İyi geceler bu Bu saatte. Efendim, saatte. iyi yayınlar, Sağ başarılar ol. diliyorum programınıza. Sağ Hep olasın. seyrediyordum. Konuk olmak mutluluk Ay oldu. çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Benim sormak istediğim şöyle bir soru var. Amerikan sistemiyle şu anda Türkiye'nin yönetilme sistemi arasındaki farklar neler? Neden şu anda yani daha evet Latin Amerika ülkelerine daha yakın bir yönetim modeli seçilmiş durumda? Neden acaba tekrardan parlamenter rejime dönülmesin? Bu iki sorum olacak. Zor Güzel sorular. sorular. Sabaha kadar Ben bize de ekleyeyim hocam bu yönelik. arada. Ama Ben o de kadar ekleyeyim. güzel anlatıyorsunuz ki ben tekrar Ben tekrar. de ekleyeyim. Hiç kesmeden devam edesiniz. Şimdi yeni anayasa Peki. yapmak istiyorlar. Yeni bir anayasa tartışması açıldı. Yeni anayasa yapmak için nasıl bir zemin gerekiyor? Nasıl koşulların ne olması gerekiyor? Öncelerin yapılması gerekiyor. Nasıl bir mıntıka temizliği yapılması gerekiyor? Ben de size bunu Ben de soruyorum. o zaman bir kelimelik bir şey ilave edeyim. Bunlar ciddi mi hocam sizce? Yeni anayasa ile alakalı Evet, en son konusunda. ona cevap Söz vereyim. sizin. Şimdi gerçekten Amerikan sisteminden farklı bir sistem bu. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki mevcut anayasaları 230 yılı aşkın bir süredir yürürlükte olan ve başkanlık sistemini dünyadaki ilk örneğini oluşturmuş bir anayasa. Bizim literatürde saf başkanlık dediğimiz bir model. Ne üzerine kurulu? Kuvvetler ayrılığı üzerine kurulu. Gerçekten yasamanın, yürütmenin, yargının
yatay düzlemde ayrıldı. Bunun tamamlamak üzere dikey düzlemde de federalizmle ayrılan dikey kuvvetler ayrılığı dediğimiz merkezi devlet yönetim yetkilerinin bir kısmının da eyalet yönetimlerine terk edildiği, gücün bölüştürüldüğü, paylaştırıldığı ve birbirini denetlediği bir sistem ve aynı zamanda dengelediği bir sistem. Bu modelin ana özelliklerine biz sahip değiliz. Zaten başkanlık sisteminin anayasa hukukundaki tanımına da uymuyor Türkiye. Çünkü bu tanıma göre başkan yasama organını feshedemez. Erken seçime gidemez. Yasama organı ama başkanı impeachment yoluyla görevden alabilir. Bize baktığımız zaman biliyorsunuz istediği her an Cumhurbaşkanı seçimleri yenileyebilir. Dolayısıyla sadece bizim anayasamızın bu özelliği bile o literatürdeki hukuk tanımındaki başkanlık sistemi olmaktan çıkarıyor Türkiye'yi. Bizim meclisimiz başkanı görevden alma yetkisine sahip değil. Çok yüksek bir oranla eğer bulursa 3'te 2 ile Yüce Divan'a sevk edebiliyor. Ama hala görevde kalmaya devam ediyor başkan. Düşünün, meclisin 3'te 2'si diyor ki suç işledi, al Yüce Divan yargıla. Bu arada yargıla dediği Anayasa Mahkemesi üyelerini de başkan seçmiş. Hukuk devletinin temel prensibi hiç kimse kendi yargıcını seçemez. Kendi seçtiği yargıçlar tarafından yargılanmak üzere meclisin 3'te 2'si bu suçludur deyip gönderiyor ama görevden alamıyor. Ama gerçek impeachment da görevden alır. Yargılamayı yasama organı yapar ve o Amerika'daki 3'te 2 görevden almak için geçerli olan oran suçludur, görevden alıyorum diyebilir. Bu birçok Latin Amerika ülkesinde de böyle, bizde yok. Yani biz aslında Latin Amerika'nın daha da gerisinde bir yerde duruyoruz ne yazık ki. Çünkü Latin Amerika, Şili, Brezilya, bir noktaya kadar Arjantin, bunları aştı. Çok kötü diktatörlük rejimleri yaşadılar. Bunlardan çıktılar. Örneğin Şili dünyada ileri düzeyde demokrasiye sahip bulunan bir avuç başkanlık sisteminden bir tanesi. Çok sıkıntılı şeyler yaşadıktan sonra demokrasiye erişebilmiş olanları da mevcut bunların. Ama bizdeki model anayasal olarak oradaki başkanlık sistemlerinin özelliklerini, unsurlarını taşımıyor zaten. O yüzden dediler ki bu Türk tipi başkanlık sistemi, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, aslında bizim yine literatür olarak söylemem gerekirse bozulmuş, yozlaşmış başkanlık dediğimiz bir model. Ben bunu patronlu başkanlık olarak nitelemeyi seviyorum. Çünkü birçok yerde birçok defa anlatmaya çalıştığım gibi burada aslında bir network var arkada. Hukuk, yasalar, anayasa, görüntüde bir maske. O maskenin arkasında en formal başka kurumlar var. Yani resmi görünen kurumların arkasında bir çıkar ağı var. Bu çıkar ağı siyasi sadakati satın alan, aşağıdan yukarıya ödüllendiren, yönetim elitini tamamen kendine bağlayan, kurumları tamamen kendine bağlayan şahsi bir iktidarı devlet kaynaklarını, kamu kaynaklarını kullanarak sağlamlaştıran bir mekanizma. Bu mekanizma kamu kaynaklarını yağmalıyor. Yani özelliği bu. Akademik olarak söylüyorum bunu. Hani Türkiye'dekileri aşağılamak ya da küçük düşürmek için değil. Bu rejimlerin ortak özelliği kamu kaynaklarını yağmalamak ve yargı siyasallaşır. Emniyet siyasallaşır. Niçin kullanılır? Muhalifleri bastırmak, baskılamak, iktidarın el değiştirmesini engellemek üzere ortaya çıkmış bir yapı. Dolayısıyla bu aslında bizde 2017 referandumuyla gelen anayasa, bu neopatrimonyal rejimin üst yapısını, patronlu başkanlık sistemini getiren bir yapıdır. Her şey tek bir kişiye bağlı. Ama Amerikan modelinde böyle değil. Amerikan başkanı senatonun onayını almadan orduya asteğmen bile atayamaz.
hiçbir federal atamayı senatonun onayı olmadan yapamaz. Senatodan bütçesini alamadan bir kuruş para harcayamaz. Bakan atamalarının bile senatoda onaylanması gerekir. Oradaki kuvvetler ayrılığını dengeleyen bir seçim sistemi de var. O seçim sistemi sayesinde bir tarafta demokratlar olurken bir tarafta cumhuriyetçiler oluyor. Yani bugün artık modern anlamda yasama yürütme arasındaki kuvvetler ayrılığını hayata geçirmek için siyasi parti olgusunu dikkate almak lazım. Aynı parti üzerinden hakim olunabilir yasamaya yürütmeye. Bunu engellemek için Amerikan sistemi 2 senede bir seçim yapıyor. Şöyle 2-4-6... 2 yılda bir temsilciler meclisi yenileniyor, 4 yılda bir başkan, 6 yılda bir de senatonun 1/3. Yani sürekli değişen çoğunluklar var. Şimdi Joe Biden şanslı ama o da bir sayı fazlayla senatoya hakim. Bazı kararları da alabilecek gücü yok. Ama 2 sene sonra temsilciler meclisi ve senatodaki durumu değişebilir. Bu demektir ki cumhuriyetçilerle çalışmak zorunda. Yani bu çok zor bir sistemdir bunu yürütmesi, işletmesi. Büyük oranda mevcut statükoyu korumaya yönelik bir şeydir bu. Ama bu böyle bir hukuki üst yapı bile popülist bir iktidar arayışı karşısında sallandı, sarsıldı. Çünkü başkanlık sistemi demokratik versiyonunda bile iktidarın kişiselleşmesine müsaade eden kurumsal bir yapısı var. Başkanlar çok fazla ön plana çıkabiliyor ve bugün dünyada gördüğümüz sağ popülizm dalgası, Türkiye'yi vuran dalga Amerika'yı da vurdu. Ama bunlar parlamenter sistemin kolektif yönetim yapısında çok daha zor ortaya çıkan hususlar. Dolayısıyla ben zaten bir rapor da yazdım, Nesrin Hanım da biliyor. Berk Esen'le birlikte, Doktor Berk Esen'le birlikte biz güçlendirilmiş parlamenter modeli Türkiye'nin ekonomik refahı daha iyi yönetilmesi ve demokrasi ve özgürlüğe erişebilmesi için öneriyoruz. Hocam sadece, bir araya girebilir miyim? Siz Şili dediniz ya, bakın bir rakam vereceğim. Şili'de başkanlık sisteminin iyi kötü daha iyi işlediğini örnek olarak söylediniz. 2002 yılında Şili'nin kişi başına geliri $4,440, bizim kişi başına gelirimiz de hemen hemen o civarlarda. Şimdi Şili'nin geliri $14,896, biz ise $8,000'dayız. Yani manzara ortada. Pardon, buyurun. Evet, çok haklısınız. Şili'de kuvvetli bir yasama organı var. Denetim organları çok kuvvetli bir yapı. Koalisyonla yönetilen bir başkanlık sistemi. Demokrasiye dönerken de demokrasi koalisyonunu çok başarılı bir şekilde kurabilmiş bir ülke. Ve şimdi de yeni anayasasını yapıyor. Bana ilham veriyor Şili'nin yeni anayasayı yapış şekli. Kurucu meclis oluşturalım mı, yeni anayasa ister misiniz diye halka sordular. Evet isteriz, evet oluşturun cevapları geldi. Seçilmiş kurucu meclis yeni anayasa üzerinde çalışmaya başladı. Bu güzel bir örnek. Demokratik anayasa yapıcılığı açısından. Şimdi neden AK Parti bunu öneriyor? Buradan demokratik bir anayasa çıkar mı? 1921 ruhu. Evet, dediğim o anayasa hukuk açısından bu sonucu ruhu. Hiçbir şey bilemedim. Gerçekten 1921'in ruhu halkçılık beyannamesidir. Ve özü de çok net biçimde laiktir. Çünkü hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. Bilakaydü şart milletindir. Halkın mukadderatını bizzat ve bilfiil tayin etmesi esasına dayanır. Bu laik bir egemenlik anlayışıdır. Bir de çok yani egemenlik tanrıdadır demiyor. Yerel yönetimlere... Yani aslında 1921'de cumhuriyeti de ilan etmiş, laikliği de söylemiş. Bir de yerele yani, çok güç bırakıyor değil mi adını hocam? Koyması zaman alıyor. Yasama çok güçlü. Hayır. Meclise veriyor. Meclise veriyor, bir de yerele çok büyük güç veriyor. Tabii. Yerel yönetimlere. Peki adalet Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasal geleneğinin kuruluşunda meclis kuvvetlidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni meclis kurmuştur. 1921 Anayasası Türkiye Devleti'nden bahseder. 3. maddesinde.